Kesinlikle otopark oluşu daha iyi. Çünkü yolda beklemek çok daha sıkıntı. Gelirken Hırvatistan'da 5 saat bekledik, yolda bekledik. Çok daha zordu. Böyle oluşu daha iyi. Otopark bence çok mantıklı olmuş. İkram oluşu çok güzel. Yolda hiçbir şekilde biz başka yerde ikram falan görmedik. Aksine memurlar falan çok yavaş hareket ediyordu. Yani böyle oluşu çok çok iyi olmuş bence. Bunu düşünüp bu hizmeti verdikleri için ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu şekilde yolda beklemek saatlerce, belki 10 saat sürecek, belki daha fazla, çok daha zor geçerdi. Bu şekilde bir şey düşünüp bizim için hazırladığı için ben kendi adıma ve diğer gurbetçiler adına çok teşekkür ederim. Burada ücretsiz ikramlar var, çocuk parkı var. Yani onlar olmasaydı daha zor olurdu. Sistemi ama bayağı oturtmuşlar, insanları şey yapmıyorlar fazla. Böyle bölüm bölüm ayırmışlar, oradan oraya aktarıyorlar. Yani burada iyi, inşallah diğer taraflar da iyi olur. Bir sıkıntı çıkmaz inşallah. Bundan sonrasını düşünüyoruz şimdi. Burası yine iyi, burada hani park alanında bekliyorsun. Çocuklar oynuyor, ücretsiz içecekler var, dondurma dağıttılar hastane tarafından, Allah onlara razı olsun. Yani iyiydi yani, bu taraf şimdi iyi. Tabii bekliyorsun, 8 saat, 9 saat bekliyorsun. Tabii yoğun, bunu bir şey yapamazsın burada. Bayağı yoğun. Bundan sonrasını şimdi biz düşünüyoruz. Orada nasıl olacak acaba? Orada arabaları bekletebiliyor muyuz? Çocuklarla dinlenebiliyor muyuz? Yoksa hep araba içinde mi bekleyeceğiz? O araba içinde bekleyince zor olacak. Allah kerim, bakalım inşallah. Seneye görüşürüz inşallah. Seneye görüşürüz. Yaklaşık 700 kilometre yol geldik. Bu sene bayağı yoğunluktan dolayı genellikle pazartesi gurbetçilerimiz işbaşı yapacağı için bir yoğunluk var. Sağ olsunlar, güzel hazırlamışlar buraları, çevreyi, gerek tuvalet olsun, tuvalet ihtiyaçlarımızı güzel karşılıyoruz burada. Çöp falan hani öbür seneler gibi değil, daha düzenli, tertipli. Gayet memnunuz. Bir yandan da hüzünlüyüz tabii ülkeden ayrıldığımız için. Gayet memnunuz. En çok da jandarmanın bize yardımcı olması, yönlendirmesi bizi mutlu etti. Burada güvenliğimizi sağlıyorlar. En mutlu eden, en memnun olduğumuz şeylerden birisi de jandarmanın, güvenlik güçlerinin burada olması. Diğer ülkelerde kesinlikle böyle bir şey yok. Yıllardan beri arabayla gelip giderim ama ilk defa böyle bir hizmetle karşılaşıyorum. Gerçekten mükemmel bir şey olmuş. Çok güzel. Tabii ki bizim ülkemiz her zaman diğer ülkelere nazaran her zaman ilk sırada gelir benim görüşüme. Burada yolda beklemektense burada otoparkta dinlenip istirahat etmek, ondan sonra rahat rahat tekrar yola çıkmak daha mantıklı, daha güzel bir şey. Atina Büyükelçiliği herhalde. Almanya'dan geldim. Kahramanmaraş Pazarcık Narlı'da tatilimi yaptım. Tatilim çok güzeldi. Gelirken hiçbir sıkıntı yaşamadık. Her şey yolundaydı. Yalnız şimdi dönüş yolumuz tabii biraz beklemeli geçiyor. Yaklaşık 8-9 saattir bekliyoruz. 10.30'dan beri. Tabii buradaki ikramlarımız, ondan sonra buradaki teşekkür ederim. Jandarmalar ve polis ekipleri çok güzel yardımcı oluyorlar. Düzenlemeleri, ondan sonra sıralamaları çok harika. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani ondan dolayı çok memnunuz. Çevre düzenlemesi, temizliği çok güzel. Dediğim gibi ikramlarımız, suyumuz, ondan sonra çocuklar için dondurmalar falan veriliyor. Çok harika, çok güzel.
Yalnız işte bu beklememiz biraz sıkıntılı geçiyor. Keşke bunu biraz daha Bulgarlara artık ya da şeylere, yani biraz daha kapıların açılması çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta pazartesiye yetişmemiz gerekiyor, işbaşı yapılması gerekiyor, çocukların okula gitmesi gerekiyor.